Değerli Cem TV izleyicileri, 12 gün boyunca sizlerle birlikte Muharrem sohbetleri yapacağız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Alanında uzman akademisyenleri, dedeleri ağırlayacağız. Bugün ilk olarak değerli ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık hocamız, zaten yakınen de tanıyorsunuz bu ekranlardan. Birlikte orucu konuşacağız, Muharrem'i konuşacağız. Ve merak edilen birkaç tane husus var. Onları açmaya çalışacağız. Yaklaşık 45 dakika boyunca. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Eyvallah. Hocam, öncelikle isterseniz oruç nedir? Orucun çeşitleri var mıdır? Neden oruç tutulur? Bunlarla başlayalım isterseniz. Tabii, şimdi oruç sadece İslam kültüründe değil, sadece Orta Doğu'da, Araplar arasında değil, dünyanın her yerinde insanlığın en eski tarihlerinden beri uygulana gelen bir dini ibadet ve ritüeldir. Hristiyanlıkta var, Yahudilikte var, Mecusilikte var, Orta Doğu dinlerinde var, Asya dinlerinde, Afrika dinlerinde, her yerde var. Kurban gibi, kurban da öyle. Çok eski bir dini uygulama. İnsanlık tarihinin çok eskilerine dayanıyor. İnsanlar oruç tutmayı Tanrı'ya ibadet olarak görmüşler. Tabii her ibadetin olduğu gibi orucun da sosyal boyutları var. Hiçbir ibadet herhangi bir dinde durduk yere ortaya çıkmış değildir. Mutlaka onun arka planında bir sosyal boyutu vardır. Oruç da zaten kişinin kendisini tutmasıyla ilgilidir. Nefis riyazetiyle ilgilidir. Eski tasavvuf kültüründe öyle söylenir. Yani kişinin kendi nefsine hakim olması, ilkel dürtülerine kendini kaptırmaması. Kendine dur demeyi mi öğrenmesi? Kendine dur demeyi öğrenmesi. Yeme, içme, çiftleşme gibi İlksel dürtülerine hakim olmaz. Orucun bize öğretmeye çalıştığı psikolojik boyut bu. Bir de sosyolojik boyut var. Yani kişinin kendi içiyle ilgili olan durumlara ibadetin psikolojik boyutu diyoruz. Kendi dışındaki çevresiyle ilgili olan boyutuna da sosyolojik boyutu diyoruz. Orucun sosyolojik boyutu da açlıkla ilgilidir, yoksullukla ilgilidir. Çünkü insanlar aç kaldığı zaman yoksullaşmışlar demektir veya büyük bir, çok önemli bir musibetle karşı karşıyalar demektir. Bir empati yeteneğini mi geliştirmeye çalışıyor acaba? Hani açın halinden anlamak gibi. Şimdi tok olduğu halde gidip aça yardım etmek ayrı bir şey. Lüks arabasından götürüp yoksulun kapısına bir erzak bırakmak ayrı bir şey. Bizatihi açlığı ve yoksulluğu yaşamak, aç ve yoksul gibi olmak. Onun yaşadığı yerde, onun şartlarında yaşamak. Veya onun gibi aç kalmak. Bunun başka türlü hissedilmesi mümkün değil. Yani kendini bizatihi onun yerine koymuş oluyorsun. Mesela dikkat çekicidir. Kur'an-ı Kerim'de kefaretler var. Bir cezalar var, bir de kefaretler var. Cezalara ukubat deniyor. İşte adam öldürene şu cezayı verin. Hırsızlık yapana şu cezayı verin. İftira atana, zina edene şu cezaları verin de. 4 tane ukubat var, yani ceza var. Hukuki, o dönemin şartlarında ortaya konan hukuki ceza. Arapların da bildiği cezalar. Bir de kefaretler var. Kefaretler de kişiyi bir yanlışı yaptırmama veya bir kusur yaptırdığında onun pişman olmasını sağlamaya yönelik yaptırımlar oluyor. İşte bunların ne olduğuna baktığımızda kefaretler üç konu etrafında döndüğünü görüyoruz. Birincisi köle azat etmek. Yani diyelim yanlışlıkla birisini yaraladığında veya ölümüne sebebiyet verdiğinde yanlışlıkla veya
yanlışlıkla kadınlardan herhangi birisine sen bana annemin sırtı gibi ol. Zihar. Zihar yaptığında yani onu annesi yerine koyarak boşama. Yani ne başkasıyla evlenmesine izin veriyor ne de kendisi herhangi bir ilişkiye giriyor. Kadını askıda bırakıyor. Kur'an-ı Kerim bunu kadınlara yapılmış bir hakaret olarak algılıyor ve eğer kim bunu yaparsa diyor ya köle azat edecek ya 60 gün peş peşe oruç tutacak. Ceza mı bu acaba? Kefaret. Kefaret. Kefaret diye bunlara deniyor. Veya 60 fakiri doyuracak diyor. Bak 60 fakiri doyurmak. Veya 60 gün peş peşe oruç tutmak. Veya bir köleyi serbest bırakmak. Yani bir çaresiz, başkasını mahkum olmuş, özgürlüğü elden gitmiş birisini serbest bırakmak. Sürekli teşvik ediliyor. Veya 60 tane yoksulu açı doyur diyor. O da olmuyorsa kendin 60 günü o açın yoksulun yerine geç. Onun gibi oruç tut denilmiş. Şimdi burada sosyal boyutu itibariyle baktığımız zaman ne yapılmaya çalışıldığı çok açık. Köleler, muhtaçlar, açlar, yoksullar meselesi. Kur'an-ı Kerim buraya odaklanmış vaziyette. Toplumda böylesi insanların varlığı adeta Allah'ı çok rahatsız ediyor. Benim anladığım kadarıyla ayetlerde ben bunu çıkarıyorum. Ve şöyle demek istiyor. Benim yarattığım kullarımdan kimileri efendi, kimileri köle nasıl olur? Ben o yarattığım kulları içinizden kendini efendi olarak görenlere hizmet etsin diye mi yarattım? Bırakın hepsini, hepsini serbest bırakın diye bir kölelikten rahatsızlık var yani. Bütün ayetler sürekli köle azat etme, özgürleştirmeden bahsediyor. Sonra adeta demek istiyor ki ya benim yarattığım kullarım niye bu açlığı, bu yoksulluğu, bu açlık nedir yani? İçinizden kimi zengin, kimi yoksul, kimi tok, kimi aç, kiminde var, kiminde yok. Bundan bir rahatsızlık söz konusu. Yani ben bu Kur'an-ı Kerim'e böyle bu yansıyor yani. Bütün kefaretlerde bunu görüyoruz. Ya açlıkla ilgilidir, ya yoksullukla ilgilidir, ya köle serbest bırakmayla, ya da kendin oruç tutmanla ilgilidir. Dolayısıyla kişinin kendisini oruç tutması, yeryüzünde açların bulunmasından dolayıdır. Bir, iki, kişinin kendine hakim olamamasından dolayıdır. Nefsine hakim olamamasından dolayı, bu nefsine hakim olamadığı için de o dürtülerinin emrine girerek çeşitli yanlışlar yapması ve suçlar işlemesinden dolayıdır. Konfüçyüs da bununla ilgili bir söz söylüyordu. Güçlü insan noksan yanlarını bilendir. Çok güçlü insan da o noksan yanlarını kontrol altına alabilen insandır diyor. Aslında dediniz ya oruç kadimden beri var yani. Orta Doğu'da da vardı. En doğuda da vardı hatta günümüze kadar geldi. İnsanlar hep bir insanileştirmeye yönelik bir uygulama yapmış değil mi? Evet tabii. Şimdi işte Konfüçyüs'ün de dediği gibi Uzak Doğu'da büyük Çin filozofu ve bilge kişisi onun da dediği gibi kişi kendi zayıf taraflarını görüp onları kontrol altına aldığı zaman aslında insanlaşıyor. İnsanlaşıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane insan için kullanılan tabir var. Birisi beşer, öbürü insan. Beşer toprağın renginde olan demektir. Yani insanların yüzleri toprak rengine benzediği için ona beşer denilmiş. İnsan da üç anlama geliyor. Birisi nisyan, yani dankörlük. İkincisi ünsiyet, yani yakınlık, muhabbet edebilme, ünsiyet kurma. Hani derler ya, bağ kurmak gibi. Ünsiyet. Böyle insanların sosyal yaşaması, insanın sosyal bir varlık olması anlamına kullanılıyor.
Bir de ins, kendini gösteren, kendini gösterip ifade eden demek. Bundan dolayı insan kelimesi kullanılıyor. Yani bizde hem bir nankör tarafımız var, hem bir ünsiyet kuran tarafımız var, hem de böyle kendini gösterme arzusunda olan tarafımız var. Bu üçünden dolayı insan denilmiş. Kur'an-ı Kerim'de insan kelimesi olumsuz anlamda hep böyle nankörlüğü falan vurgulanır. İnsan çok nankördür. Nankördür diye o taraflar var. İnatçıdır, zalimdir falan diye. İşte bu insanın aslında beşer tarafı oluyor. Ama bir de şu tarafı var. Mesela bir ayette denilir ki Necm suresi 39. ayette insan için emeğinden başkası yoktur. Leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için emeğinden başkası yoktur. Bu ne demek? Bu birkaç anlama geliyor. Bir anlamı da şu. Yani emek en yüce değerdir. Onu vaaz ediyor. İnsanla emek arasında bir ilişki kuruyor ve şunu diyor aynı zamanda, insan kendine emek verdikçe insanlaşır. Yani insan olmak emekle ilgili bir şeydir. Öbürü beşerliktir. Hepimiz beşer olarak doğarız. Kendimize emek verdiğimiz oranda insanlaşırız. İnsan emeğinin ürünü müdür? Tabii. Öyleyse? Bravo. İnsan, daha doğrusu insanlaşmak kendi emeğimizin ürünüdür. Yani kendimize emek verdikçe insan oluyoruz. İşte Konfüçyüs'ün dediği gibi çok önemli. Güçlü çok taraflarını önemli. Bilen güçlüdür. Onlara hakim olan en güçlüdür. Evet. Bak, hakim olmak için emek vermen lazım. Güçlü taraflarını öğrenmen için kendini tanıman lazım. Kendini bilmen lazım. Hep de bunun üzerine değil mi? Kendini tanı, kendini bil. Heh. Kendini bilen Rabbini bilir. Tabii gibi. Kendini bilen Rabbini bilir. İşte Alevi kültüründe eline, beline, diline sahip ol. Bu da bir emek işidir. Kendini bilme, evet. Kendine emek vermen lazım yani. Eline sahip olmayı, diline sahip olmayı, beline sahip olmayı başarabilmen lazım. Onun için emek sarf etmen lazım. Güçlü, güçsüz taraflarını iyi tanıman lazım. Onlara kontrol altına alabilmen lazım. Bunu yaptığın oranda insanlaşıyorsun. Aksi halde beşer kalıyorsun. Beşer hayvani dürtülerle mi davranışlar gösteren? Tabii. Açlık, işte tabii, çiftleşme tabii. isteği gibi. Tabii. Açlık, işte cinsellik. Şeyler bellidir yani. İştah, şehvet, yedi büyük günah. İçimizdeki yedi büyük günahı kontrol altına alamadığımız zaman beşer oluyoruz. Onları kontrol altına aldığımız zaman insanlaşıyoruz. Kontrol almak, altına almak için emek verdiğimiz zaman. Bunlar nedir? Mesela iştah yemekle ilgilidir. İnsanın yemeğe canını çekmesi, ona düşkün olması. Şehvet, işte cinselliğe düşkün olması, çiftleşmeye düşkün olması. Öfke, kibir, hırs, haset, kin ve nefret. Bunlar yedi tane. Bunlar hepimizde var. Biz bunlarla daha doğrusu bunların potansiyeli, tohumu içimizde var olarak doğuyoruz. Fakat doğuştan bu potansiyelle doğuruyoruz. Evet. İnsan hayatın içerisinde ya bunların etkisine girer veya bunları kontrol altına alır. Ve kontrol altına alırsan, ne kadar kontrol altına alırsan o kadar insanlaşıyorsun. Dinler bunun için ortaya çıkar. Mezhepler, yollar, öğretiler, tarikatlar hepsi bunun için aslında ortaya çıkmış. İnsana kendini hakim olmayı öğreteceğiz diye. Onu ahlaklı, düzgün bir insan yapacağız. Beşeri insan yapacağız diye ortaya çıkmış bütün dinler. O zaman benim anladığım şu, buraya kadar geldik. Hı. Oruç bir insanlaştırma aracıdır. Bravo. Şimdi işte o lafı oraya bağlayacaktım. Şimdi oruç da bu araçlardan birisi. Evet. Dinler orucu kendisine yöntem olarak kullanmış. Ne yapmaya çalışıyor? İştahı kontrol altına almaya çalışıyor. Bak, yeme diyor. Kontrol et kendini diyor. Canının her istediğine peşine gitme diyor. Dur diyor. Şehveti kontrol altına alıyor. Cinsellik yasak. Oruç tuttuğun süre boyunca.
Mesela ibadi mezhebine göre İslam'da ibadi mezhebi var. İbaha değil, ibadi, ibadilik. Hariciliğin bir koludur. Evet. Yalan söylemenin orucu bozacağını söyler. Tam da yerindeymiş. He. Dilini tutacaksın, diline. Belini tutacaksın. Elini tutacaksın, dilini tutacaksın, gözünü tutacaksın. Bunların hepsini tutacaksın yani. Bunları kontrol altına almayı öğreneceksin. Bunu sen kendin başaracaksın. Diyor ki, üç kez üst üstüne bilerek yalan söyleyen kişi orucu fasit olur. Boş oruç tutmasın diyor yani. Bir tarafta oruç tutuyorsun, öbürde çatı çatı yalan söylüyorsun. Kandırıyorsun. Yanlış bilgiler veriyorsun. Dürüst değilsin. Sözün arkasında durmuyorsun. Şuraya geleceğim deyip şu saatte diyelim 11-15'te geleceğim deyip 11.30'da gelmek sözünde durmamak demektir. 11-15'te orada olmadığın zaman derhal ilgili kişiyi arayıp verdiğim saatte orada olamayacağım. 15 dakika gecikeceğim diyeceksin. Bunu söylemezsen yalan söylemiş oluyorsun. Oruçluysan onu söylerken orucun da kabul olmamış oluyor. Çünkü sözün arkasında duran biri değilsin. Hani benim rahmetli annem şöyle derdi. Anadolu kültüründe de vardır bu yani. Hayvan yularından insan ikrarından bağlanır derdi. Muhteşem bir söz. Anadolu bilgesi. Evet. Yani kişiyi bağlayan şey ikrarıdır yani. Verdiği sözdür yani. Sen sözünde durmazsan ben sen ne yapayım ki yani? Yani bazı insanlar var iş hayatında, toplumsal hayatta bakın. Ne söz var, ne namus var, ne ikrar var. Umurunda bile değil. Yani daha beşer yani. İnsanlaşmamış, kendine emek vermemiş. Şimdi kendisine emek verdiğin zaman şöyle diyorsun. Ya ben dilimi tutmam lazım. Sözümün arkasında durmam lazım. Birine söz verdim ama hemen gelmem lazım. Böyle bunları kapı koy veremem yani. Dediğin zaman insanlaşmış oluyorsun. Mesela etrafta görüyorum bazı insanlar hakikaten kendilerine ya kendisi emek vermiş ya başkası tarafından emek verilmiş. Yetişmiş i̇nşaat, yani. İnşaat edilmiş mi diyoruz o zaman? Tabii tabii. Yetişmiş yani. Yetişmiş veya yetiştirilmiş. Gayet duyarlı. Mesela hakaret etmekten çekiniyor. Çevreye zarar vermekten çekiniyor. İkrarı var. O ikrarı olan birisi, namusu olan birisi, prensipleri, ilkeleri olan birisi. Her şeye dalmıyor. İçinden gelen her dürtünün peşinden gitmiyor. Ha, tam insan dediğim böyle bir şey işte. Bunu yapanlara dikkat edin. Bunlardır insanlaşmış olanlar. Şimdi oruç bunun araçlarından birisi. Ama baktığın zaman bir ritüele dönüşmüş durumda günümüzde artık. Yani oruç insanı insanlaştırmıyor. Oruç insanları insanlaştıran bir araç da değil neredeyse. Çok az insan bunun farkında. Olmaktan çıkmış. Olmaktan çıkmış. Yapıla 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 bir ritüele dönüşmüş. Yani sabah başlıyor, akşama kadar bir an evvel orucun sevabına nail olalım diye. Hani kuru kuruya aç kalıyor. Edip Harabi'nin dediği gibi oruç ayı baklava börek ayına dönüştü diyor ya. Hani bütün gün boyunca o zihinsel işlemi yapmaktan ziyade akşama ne yiyeceğim acaba hesabını yapmak aslında biraz orucun dışına çıkmak gibi oluyor değil mi hocam? Tabii. Ya şimdi diyelim Muharrem orucunda fark etmez Ramazan orucu, Muharrem orucu. Hristiyanlıkta mesela çok oruç var. Evet. Yani Alevilikten, Sünnilikten çok daha fazla. Yahudilikte de Yom Kippur gibi. Sürekli her şeyde oruç. Her şeyin yıl döneminde, bir azizin veya büyüğün vefat yıl döneminde, onların çektiği acılarla kendini bütünleştirerek, işte Alev kültürü ne yapıyor? Hazreti Hüseyin Medine'de çıkmış. Kerbela'ya geldiğinde Yezid ordusu tarafından Yezid ordusu tarafından Kerbela vakası vuku bulduğunda 12 gün geçmiş. Yani Medine'den çıkışıyla Kerbela'da hayatını kaybediş arasında 12 gün var. Şimdi Alevi kültürü ne yapıyor? Bu 12 günü Muharrem orucu ilan ediyor. Aslında 10 gün yani. Evet 10 gün. Muharrem oruç. Muharrem orucu 10 gündür. O Muharrem'de oluyor. 2 gün daha ekliyorlar. İşte 10-12 gün sürmüş yani. 10, büyüklerimiz 10 gün tutanlar da varmış hocam. Yani Alevilerin geçmiş dönemlerinde 10 gün tutulurmuş. Evet şimdi 10 Muharrem orucu peygamber Medine'ye gelince Yahudiler de tutuyor 10 Muharrem'de. Evet. Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkış günü diye 10 Muharrem'de
oruç tutuyorlar. Kurtuluş. Peygamber de Mekke'den Medine'ye gelince o Muharrem'de Yahudilerle beraber o da oruç tutmaya başlıyor. Kendisine sorulduğunda diyor ki biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Musa'nın Mısır'dan çıkış günü bizim için de büyük bir gündür. Onun için onlarla beraber oruç tutuyoruz. Yani o peygamber senin benim olmaz yani. Evet. Bütün insanlığın peygamberidir o diyerek herkes de oruç tutmaya, onu anmaya, Mısır'da ne olmuştu, Musa ne yapmıştı bunları hatırlamaya davet ediyor. Şimdi aynı şekilde Hüseyin, Hazreti Hüseyin Medine'den çıkmış. 10 gün sonra Kerbela vuku, olay vuku bulmuş. İşte 12 gün sonra da vefat etmiş yanındaki 72 silahsız kişiyle beraber. Korkunç bir olay meydana gelmiş. Şimdi bu olay sadece Şiilerin, Alevilerin meselesi değil ki. Bu bir Müslümanlığı da aşan bir insanlık meselesi. Evrenseldir. Zalime karşı mazlumun isyanı. Onun simgesel günleri bugünler, Muharrem günleri. Bugün de dolayısıyla herkesin oruç tutması tavsiye edilir. Bunu anması ve bugünleri yaşaması, zulümün, mazlumun, zayıfın, güçlünün, ezenin, ezilenin nerede durduğunu, bunların çağımızda nereye tekabül ettiğini bilmesi gerekir. Evet. Hocam, birçok sorunun cevabını aldım böylece. O zaman cevabını aldığın soruları geçelim. Evet. Demek ki ne soracağını önceden bilmişim yani. Evet. Gerçekten de oruçla ilgili soracağım soruları. Yalnız şunu sormak isterim. Çok da merak edenler de vardır. Muharrem orucu ile Ramazan orucu arasındaki fark nedir? Size şimdi göre. İkisi de oruçtur. Cenab-ı Hak Ramazan'da tutulan orucu kabul ederim ama Muharrem'de tutulan orucu kabul etmem diye bir şey söylemez. Ya benim inandığım Allah böyle bir şey demez. Ben böyle bir Allah'a inanmıyorum yani. Benim inandığım Allah Hristiyanların orucunu da, Konfüçyüs'ün orucunu da, Budistlerin orucunu da, Mecusilerin orucunu da, Yahudilerin orucunu da, Müslümanların, Sünnilerin, Alevilerin orucunu da duyar, görür ve itibara alır. Hatta biraz daha geniş yetelim. Şu anda ben bunları genel hatlarıyla Kur'an'da geçen tabirle nüsuk olarak gördüğüm için. Orucu nüsuk olarak görüyorsunuz. Evet. Yani aslında oruç ibadet değildir. Oruç nüsuktur. Yani Muharrem üzerinden söyleyecek olursak ibadet zalime isyandır mesela. Hazreti Hüseyin'in yaptığının kendisi zaten ibadettir. Siz ibadeti değer üretmekle iş ve değer üretmek. Değil mi? Hayatın içinde iş ve değer üretmek. Evet. İş ve değer üretmiyorsanız ibadet etmiş olmuyorsunuz. Şimdi oruç tuttuğunuz zaman bir iş ve değer üretmiş olmuyorsun. İş ve değer üretmek için sana lazım olan gücü sana vermeye yönelik bir araç. Ama hocam mesela dedi ki hani insanileştiriyor. Bu da bir değer değil midir? Hani gerçekten insanlaşmak için oruç tutanlar. Yok. Zihinsel boğuşmayı yapan. İnsanlara faydalı bir şey yapmış olman lazım. Dışa yönelik. İbadet etmen için. Şimdi oruçta ne yapmış oluyorsun? İnsanlara faydalı bir şey üretmek için kendini terbiye ediyorsun. Daha üreteceksin. Daha üretmeye başlamadın yani. Üretmek için kendini hazırlıyorsun. Eğitiyorsun. İmal ediyorsun. İmal ediyorsun ve diyelim bir kitap yazacaksın. Veya yoldan geçen taşı kaldıracaksın. Veya insanlara su götüreceksin. Aşevi açacaksın. Yedireceksin, içireceksin, doyuracaksın. İhtiyaçlarını gider. Bütün bunlar iş ve değer üretmektir. Bütün bunlar ibadettir. Ama oruç tuttuğun zaman daha bunların hiçbirini yapmış olmuyorsun. Bunları yapmak için kendi nefsinde bir hazırlık. Kendini tanıyorsun, kendine hakim oluyorsun. Evet. Yani araç olmuş oluyor. Aracın da aracı hatta. Aracın da aracı. Daha bir görelim iş ve değer üretecek misin? Daha bir görelim yani. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Der ki her şey fanidir, geçer. Yeryüzünde kalıcı olan şey ise insanlara faydalı bir iş yapmaktır. يَنْفَعُونَ النَّاسِ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde insanlara faydalı olmak. Yeryüzünde insanlara faydalı olmak. O zaman küskünleri barıştırmak, oruç tutmaktan daha büyük bir tabii değer.
küskünleri barıştırmak, oruç tutmaktan daha büyük bir değerdir. Çünkü iştir. İki küskünü bir araya getiriyorsun ve barıştırıyorsun. Ve onlar daha küs olarak kalmıyor. Veya bir açı doyuruyorsun. Veya insanlara faydalı bir iş yapıyorsun yani. İnsanlara yararın dokunuyor. Yoldaki taşı kaldırıyorsun. Peygamber diyor ki iman 73 şubedir. En küçüğü yoldaki taşı kaldırmaktır diyor. Bak imanı amel olarak tarif ediyor. Evet. İman etmek demek ben Allah'a inanıyorum demek değildir. İman kalpte bir nokta değildir. İman azalarda bir davranıştır, ameldir yani. Yoldaki taşı kaldırmaktır. İnsanlara direkt faydalı bir iş yapmaktır. Yani praksistir yani. Pratiktir yani. Eylemdir, davranıştır. Dolayısıyla şimdi sen ibadet etmek dediğimiz şey böyle bir şey. Bunu yaptığın zaman ibadet edilmiyor. Yani şunu söyleyecektim. Şimdi nüsuk olduğu için onlar oruç tutmak, namaz kılmak, zikir yapmak, samah yapmak, camide mum yakmak, Kabe'nin etrafına dönmek, Ganj Nehri'ne girmek, ağlama duvarının önünde Tevrat okumak. Bunların hepsi dinlerdeki ritüellerdir. Yani nüsuklardır dinlerdeki ve mezheplerdeki. Bunlar bizi kurtarmaz. Asıl ibadet bunlar değil. Hocam, asıl ibadet bunları yaptıktan sonra kişinin iş ve değer üretmesi. Yani şöyle söylerim. Camiden, cemeviden ve kiliseden çıkınca ibadet etmek asıl başlıyor. Evet. Biraz konu dışında olabilir belki. Ancak hani Ganj Nehri'ne gidip orada da ritüelini uygular. Ağlama duvarında da. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e göre sizce makul mudur? Hani biz her topluma bir nusuk belirledik diyor mesela. Evet. Tabii tabii. Makuldür. Bunlar böyle şirk, hani haram. Semah tutmanın din değeri yoktur yok, gibi. Yok öyle bir şey. Ya bırak dinde semah tutmayı. Ben Ganj Nehri'ne girmenin bile dinde yeri olduğunu söylüyorum. O da şimdi ritüeller, nüsuklar ve ritüeller de mantık aranmaz. Bunlar geriden bakıldığında mantıksız hareketler olarak görünür. Onların ruhunda ve manasındadır mantık. Yani ne diyor mesela? Ganj Nehri'ne böyle giriyor her yıl. 9 milyon Hindu hacı oluyor. Müslümanlar 2 milyon Kabe'ye gidiyor. Onlar 9 milyon kişi böyle giriyor çıkıyor. Tanrı Şiva'nın sıvı formudur diyor Ganj Nehri. Ve bütün nehirler. Oraya girip çıkarak sembolik olarak arındığını düşünüyor. Yani Tanrı ile bütünleşme olarak onu görüyor. Evet. Bütünleşiyorum ya. Sembol, anahtar olarak. Tabii tabii. Doğa ile bütünleşmiş oluyor yani. Irmakları temiz tutun. Bunun anlamı nedir? Yani temiz ol. Bedenen ve ruhen temiz olacaksın. Nehre girmekten maksat budur. Ruhunu temizleyeceksin. O yedi büyük günahtan arınacaksın. Haset eden, öfkeli, hırslı, iştahına ve şehvetine düşkün, kime nefret dolu birisi olmayacaksın. Evet. Brahman'a inanacaksın. Brahman, Brahman. Rahman'ın tanrısı demek. Rahman, sevgi ve merhameti sonsuz olan demek. Kur'an-ı Kerim'deki Rahman yani. Brahman oradan geliyor. Evet. Onlar da tanrılarına sevgi ve merhamet, şefkat ismini koymuşlar. Yani sevgiyle, merhametle ve şefkatle dolu olursan, içini o günahlardan arındırırsan, nehre girip de böyle temizlenip çıkmak gibi, o onun sembolik ifadesi. İşte Yahudiler ağlama duvarına günahlarına tevbe ediyor. Oradaki duvar başka bir şeyi temsil ediyor. Ona ağlamak da, Tevrat okuyarak ağlamak da Tanrı'dan yanlışları ve günahları için tövbe talebinde bulunuyor. Veya Hristiyanlar komünyon ayini yapıyor. Evet. Şaraptan bir damla ve ekmekten de bir parça alarak İsa ile bütünleştiğini, onun akşam yemeğiyle aynı yaptığını, aynı şey yaptığını ifade etmeye çalışıyor. Adı üzerinde komünyon ayini, komünyon, communation, komünizm kelimesi de buradan geliyor. Komünyon, topluca, cemaat halinde komünyon yapılan yemek demektir. İsa'nın son akşam yemeğini ifade eder. Ekmeği ve suyu paylaşmayı ifade eder. İsa hiç yalnız yemek yemezmiş Hazreti İsa. Sürekli arkadaşlarıyla beraber yemek yer ve bir ekmeğin tamamını kendisi yiyip bitirmezmiş. Mutlaka parçalar
birisine verir. Paylaşmak. Eğer paylaşmak. Kimse yoksa böyle yoldan geçeni çağırır. Yarısını ona verir. Yemeğin yarısını, ekmeğin yarısını. Neyi varsa elinde. 10 tane hurma varsa işte 5 tanesini yoldan geçene verir. Asla tamamını kendisi yemek. Komünyon aynı bunu ifade ediyor. Yani paylaşmayı, bölüşmeyi ifade ediyor. Bunu yapın diyor yani. Sen gidiyorsun şimdi kilisede bunlardan haberin yok. Onun sembolik ifadesi olan işte mum yakıyorsun, ondan bir tane alıyorsun falan. İsa Aleyhisselam, orası bir kimliğe dönüşmüş. Bir inancın, bir kültürün ayinine dönüşmüş. Müslümanlar oraya asla gitmezler. Onlar camiye asla gelmezler. Sünniler asla cemevine gitmezler. Aleviler asla camiye gelmezler. İşte Yezid'in mekanı, Muaviye'nin konuştuğu yer falan derler. Dolayısıyla şimdi bunlar tarihten kalan bir takım kalıntılardır. Bunları bence aşmak lazım. Travmaları evrenselliğe ulaşmak lazım. Evrenselliğe ulaşmak lazım. Bak Alevi kültüründe böyle çok muazzam evrensel mesajlar var. Ne Haç'ta, ne Kudüs'te, ne de Mekke'dedir keramet. Şehirlerde, mekanlarda, tapınaklarda, duvarların arasında değildir. Her ne hakikat, ararsan kendinde ara. Kendinde ara ve evrenseldir. Onu bulacaksan sen her yerde bulursun. Hani şöyle bir geçen bir fıkra dinlemiştim. Daha doğrusu fıkralaşmış bir hakikat, gerçek. Almanya'da Türkiye'den giden iki kişi kavga etmiş. Ve mahkemeye düşmüşler. Alman hakimin karşısına çıkmışlar. Demişler ki işte niye kavga ettiniz? Şimdi Alevi ve Sünni. Birisi Alevi, biri Sünni. Sünni Hazreti Muaviye falan demiş. Kavga oradan çıkmış yani. Oradan başlamış. Sen nasıl ona Hazret dersin falan. Derdin demezdin. Yezid, Hüseyin, Ali, Kerbela falan böyle girmişler birbirlerine. Hakimin karşısına çıkınca Alman hakim de dinlemiş onları. Peki demiş. Bu Yezid, Hasan, Hüseyin, Ali, Muaviye beyleri de bir çağıralım demiş. Onların da bir ifadesini alayım demiş. Onlar demişler ki efendim bunlar gelemez ki. Nasıl gelemez demiş. Niye gelemez? Onlar için kavga etmişsiniz. Onlar işte 1400-1300 sene önce yaşadı. Onlar birbirleriyle kavga ettiler. Davası biz, görülecek. Biz de onlar için kavga ettik. Demiş ki ya aradan 1300 sene geçmiş. Ben de zannettim bugün bunlar yaşıyor. Siz de onun için kavga ediyorsunuz. 1300 sene yaşamış bitmiş bir olay için onun ismini anarsın. Yok başına Hazret gelirdi gelmezdi. O şöyle iyiydi böyle kötüydü falan diye. Siz demiş niye kavga ediyorsunuz demiş ya. Şahınıza bir bak demiş ya. Yaz kızım demiş ve onları hastaneye sevk etmiş. Sizin demiş sağlık durumunuz iyi değil demiş. Tedavi olmanız lazım demiş. Şimdi birçok Alevi ve Sünni bana göre şu anda bu duruma düşmüş vaziyettedir. Şimdi mesela bana sorarsanız Ali zamanında yaşasaydım tereddütsüz Ali'nin hemen sağ tarafında veya sol tarafında onunla beraber vuruşurdum. Ali nerede ben orada. Hüseyin nerede ben orada? Hiç tereddütsüz onları desteklerdik. Onların zamanında yaşasaydık. Evet. Çünkü ona haklıydı. Bugün onlar ne ifade ediyor? Onlar isimleri artık geçti. Sıfatlaştı. Onlar zalimi ve mazlumu, ezeni ve ezileni temsil ediyor. Bugünün karşılığı budur. Bugün kim zalimse Yezid odur. Kim mazlumsa Hüseyin odur. Kim hilekar, düzenmez, devlet imkanlarını kullanan, İktidarı kendi menfaati ve taraftarların menfaati için kullanan, yalanla, dolanla, hileyle, parayla, ulufe dağıtmakla ayakta duran, iktidarda kullanan, yıllarca, Şam'da 20 sene valilik yapmış. Ondan sonra halifelik yapmış. Yani bütün ömrünü adeta başa geçmek için yaratılmış gibi gelmiş ve bir daha gitmemiş yani. Muaviye dediğin kişi. Şimdi zamanında, kendi zamanında bunları kim yapıyorsa bu sıfatları, bu özellikleri zamanın Muaviyesi odur. Zamanın Yezidi odur. Dolayısıyla artık bunlar bizim için birer sıfattır yani, özelliktir. Evet. Et ve kemik değildir. Evet. Şahıs ve isim değildir. Onları yapanlar günümüzde
Hala devam ediyor. Buradan çıkarılması gereken ders bu yani. Evet. Hocam aklıma gelmişken hani yanımda da vardı bir tane Kur'an mealinde namaz kötülükten uzaklaştırır diye yazıyordu. Fakat sizin meallerde daha farklı yazıyor. Salat kötülükten uzaklaştırır. Evet. Evet. Ancak şimdi sizi dinledikten sonra hani oruç kötülükten uzaklaştırır ama oruç kötülükten uzaklaştırmıyor. Bugün İslam olduğunu iddia eden coğrafyalarda en büyük zulümler yapılıyor. Çocuk istismarları, kadınlara şiddet, orman arazilerinin bilerek ve hatta bununla ilgili çok spekülasyon da var tabii. Yakılması, yok edilmesi, kötülükten uzaklaştıran salat nedir? Evet. Onu da soralım. Şimdi savmu salat denilir. Gerçekte Kur'an'da geçen isimleri namaz ve orucun bunlardır. Şimdi salat bizim bildiğimiz anlamda namaz değil. Savm da bizim bildiğimiz anlamda oruç değil. Şimdi ikisi evet. de ritüele dönüşmüş vaziyette. Dönüşmüş, evet. Yani geldiği zaman ifa edilip geçip gidilen ama bu kadar çok ibadet hanenin olmasıyla bir evet. kötülük yok olması lazım. Tamam, olması lazım. Bu kadar çok oruç tutulduğuna göre, bu kadar çok namaz kılındığına göre, her yerden ezan sesleri, camiler dolup taştığına göre, ihtişamlı ibadethaneler. İhtişamlı ibadetler yapıldığına göre kötülükten eser olmaması gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki muhakkak ki salat bütün kötülüklerden alıkoyar. Ama salata sen beş vakit namaz diye onu çevirdiğin zaman o zaman kıl kıl kötülükler bir türlü bitmiyor. Ona da bir taraftan namaz kılıyor, bir taraftan kötülük yapmaya hatta devam ediyor. Hatta üzülerek söyleyeyim en büyük kötülükler de belki o evet, taraflardan da çıkan namaz kılıyor sonra kılıyor. İşkenceye devam ediyor. Namaz kılıyor sonra rüşvet alıyor. Besmele çekerek hırsızlık yapıyor. O zaman bunlar bir ritüele dönüşüyor yani. Bunların bir anlamı kalmadı artık. O zaman buradan gözetilen asıl maksat neydi? Oraya girmemiz lazım. Şimdi salat, Kur'an-ı Kerim'de salat farzdır. Namaz değil. Evet. Salat Allah'ın emridir. Ama namaz bir nusuktur. Bir ritüeldir yani. Ağlama duvarında Tevrat okumak gibi. Budistlerin böyle yoga yapması gibi veya Gange Nehri'ne girip çıkmak gibi, kilisede mum yakmak gibi, cem evinde samah yapmak gibi. Bunlar hepsi nusuktur. Yani ritüeldir. Bunlar insanı eğitmek için dinlerin, mezheplerin, yolların, tarikatların ve yöntemleri. Yöntemleridir. Erkanıdır yani. Erkandır yani. Şimdi asıl ibadet onlardan sonra olan şey olmuş oluyor. Dolayısıyla salat kelime kökü itibariyle destek olmak demek. Salat da es-salat da yardımlaşma, dayanışma ve destekleşme demek. Evet. Muhakkak yardımlaşma, dayanışma ve destekleşme bütün kötülüklerden alıkoyar. Orada söylenen söz bu. Evet. Evet. O zaman asıl ibadet ibadethaneden çıktıktan sonra başlar. Tabii. Asıl oruç da gerçekten o zihinsel orucu tuttuktan sonra başlar ibadet. Tabii oruç işte o zaman şöyle söyleyeyim. Yani oruç oruç açtıktan sonra başlıyor aslında. Evet. Namaz da namazı kıldıktan sonra başlıyor. Bir nevi antrenman gibi. Gidiyorsun bir yere toplu namaz kılıyorsun. Mum yakıyorsun. Veya samah yapıyorsun. Ne yapmış oluyorsun? İnsanlara faydalı ne yaptın orada? Yani kendine faydalı, kendine bir şey öğrendin, kendin için bir şeyler öğrendin. Şimdi senin o öğrendiklerini tatbik etmen gerekiyor. O öğrendiklerinden dolayı insanların senden bir yarar görmesi gerekiyor. İnsanlara faydalı bir iş ve değer üretmen gerekiyor. Yani bu da mabetten çıkınca olur. Evet. Görelim bakalım denilir ve eğer oradan çıkınca insanlara faydalı bir şey yapıyorsan orada yapmış olduğun ritüel de yerine gelmiş oluyor. Aslında o zaman ritüel kabul olmuş oluyor. Evet, hocam hiç İbrahim peygamberin ya da Hazreti Musa'nın Kur'an-ı Kerim'de şöyle ibadet ederlerdi, böyle yatarlardı diye okumadım ama gitti işte putları yıktı, babasına karşı çıktı, Firavun'un önünde durdu. Hep tabii, bunları tabii, anlatıyor evet. mesela. Bu bakımda çok önemli dedikleriniz. İşte, ahlaki yönden hep över. Evet. Yani, mütevaziydi, içtendi, samimiydi. Hep bir mücadele. Hayatın içinde anlatır peygamberleri.
işte gece sabaha kadar namaz kılıyordu, zikir yapıyordu falan. Hiç böyle bir ifade geçmez. Okuyamıyoruz onları. Evet. Hep böyle hayatın içinde iş ve değer üretirken bize onları anlatır. Siz de böyle yapın der. Hatta de ki ya Muhammed, onlara de ki ya Muhammed, o mescidi işte yık, zarar veriyor. Hep bunları anlatıyor mesela. Tamam, çok ilginç. Tamam, praksistir yani. Evet. Hocam, programın sonuna doğru gidiyoruz. Çok dolu dolu bir program oldu. Gönlünüze yüreğinize sağlık. Eyvallah, bir, herhalde 6-7 dakikamız kalmış, 5 dakikamız kalmış. Bu israf ile tebzir arasındaki farkı da bir konuşalım isterseniz. İsraf nedir, tebzir nedir? Şimdi bunlar Kur'an'da geçen iki kavramdır. Bunları açıkladığım bir makalede ayrı da vardı. Kitaplardan bir tanesinde de var. Şimdi günümüzde ise israf haramdır deriz. Çok bilinen bir kavram aslında. Ben oraya yönelik bir düzeltme yapmaya çalıştım o ayrımla. Kur'an'da israf kelimesi geçiyor. Yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez diyor. Saçıp savurmak anlamında mı? Tabii, şimdi bu çok bilinen bir evet. sözdür, ayettir. Ve insanlar genelde işte hocalar falan bunu açıklarken şöyle açıklarlar. İşte yiyelim, içelim ama fazla aşırı gitmeyelim yani. İsraf etmeyelim. Aşırı gitmek. Yemede içmede aşırı gitmek olarak algılanır. Tamam, yiyeceğiz, içeceğiz ama ya bu kadar da israf yani. Bu kadar fazla da yapmaya gerek yok. Müsriflik. Gerekmediği kadar harcamak anlamına geliyor. Şimdi ben orada işte o kavramı tebriz. Evet, tebzir. Evet, tebzir. Söylemesi biraz zor. Türkçe'de pek kullanılan evet. bir kelime değil. Tebzir, bey. Tebzir, bezera. Tebzir. Evet. Kur'an'da geçen bir kavramdır. Bugün bizim israf dediğimiz şey aslında odur. Odur. Yani evet. gereğinden fazla lüzumsuz harcama yapmak. Saçıp savurmak demektir. Bir yemeği peki, çöpe dökmek de aynı kavramın içine mi giriyor? Tabii. Yani mesela o yemeği hayvanlar yiyebilir, başka şeylere verilebilir. Ona ihtiyacı olan insanlar var ama sen fazla fazla yapmışsın. Aynen. Şimdi bu tebzir oluyor. Saçıp savurma Türkçedeki. Saç savurganlık. Allah yani. Sevmez diyor böyle kişileri. Allah savurganlık ama israf bak. İsrafı daha açılamadık. İsraf ne? İsrafın gerçek anlamını söylüyorum. İsraf. Evet. Tasarruf kelimesinden gelir. Tasarruf. Tasarrufta bulunmak demektir. İşte bir aslında bu şu anda bir bankacılık tabiridir. Tasarruf. Tasarruflarınızı doğru yolda harcayın. Tasarrufta bulunmak. Yani bir şey üzerinde tasarrufta bulunmak. Evet. Bu benim tasarrufumda denmiş. Sen bunun üzerinde bu şekilde tasarrufta bulunamazsın deriz. Bir şey üzerinde tasarrufta bulunmak demektir. Evet. Şimdi tasarruf bu anlamda kişinin başkasının emeği, başkasının kazancı, başkasının malı üzerinde tasarrufta bulunması demektir. Yani evet. o zaman ayeti tekrar okuyalım. Yeyiniz, içiniz fakat bunu kendi emeğinizle kazandığınızdan yapınız. Başkasının emeği üzerine tasarrufta bulunarak yapmayınız. Allah başkasının hakkına girerek tasarrufta bulunanları sevmez. Başkasını kullanmak anlamında mı? Başkasını kullanarak elde etmek. Tabii. Hem başkasını kullanarak hem de başkasının hakkını alarak. Evet. Yani diyelim bir harcama yapıyorsun. Harcamayı devletin parasından, belediyenin parasından alıyorsun. Başkasının, senin hakkın değil ki o. Belediyenin kasası dediğin şey, devletin parası dediğin zaman milletin parası değil mi? Başkasının vergilerin toplandığı yer değil mi? Belediye dediğin, devlet dediğin şey. Evet. Sen şimdi yiyorsun, içiyorsun, yaşıyorsun, lüks hayat sürüyorsun. Fakat başkalarının vergilerinin ve emeklerinin bulunduğu devletin kasasından bunu yapıyorsun. Tasarrufta bulunuyorsun yani. Evet. Haram parayla bunu yapıyorsun. Helal parayla yapmıyorsun. İşte israf haram parayla yapılan iş demektir. Onu yapmayın diyor. Çok güzel oldu hocam. Bununla bağlamamız da çok önemli bir konuydu. Bu da merak ettiğim bir konuydu. Çünkü çok karıştırılıyor ve çok da üzerinde de düşünülmüyor maalesef bu konuların. Programımızın sonuna geldik. Çok dolu dolu bir program oldu. Hocam
Son cümlelerinizi alalım, bitirelim. Teşekkür ediyorum ben bu vesileyle beni televizyonunuza çağırdığınız için. Bu vesileyle Muharrem günlerinin başlaması nedeniyle yine Hazreti Hüseyin'i ve onunla beraber olanları bu vefat yıl dönümü günlerinde tekrar rahmetle anıyoruz ve zamanımızın Yezidlerine karşı zamanın Hüseyinleri olabilmek için zalimi ve mazlumu, ezeni ve ezileni çok iyi tanımamız ve bilmemiz gerekiyor ki oradaki ruhu devam ettirelim. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Var olun hocam. Ben de onur duydum tekrar sizi davet etmekten. Birçok program yaptık Dekim. Bu da çok dolu dolu bir program oldu. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Değerli Cem TV izleyicileri, Muharrem Sohbetleri programımızın sonuna geldik. Yüce Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İyi akşamlar diliyoruz.